Şimdi bakın arkadaşlar. Eğitim denen şey başka, öğretim başka. Haberlerde filan yerde kaza oldu, öğretilir insanlara. Kaza eğitimi yapılmaz. Ama hastanede talebe yetiştirilirken kaza eğitimi veriliyor ona. Çünkü biri uçup gitmek içindir, unutulacak, yarın başka haber gelecek. Öbürü hayat boyu kalacak bilgiye ve uygulamaya dönüştürmek içindir. Bugün dünyada, Türkiye'de buna dahil olmak üzere, Müslümanlar tarafından yanlış tatbik edilen bir mesele var. Devletler 8 eğitim ayını, hatta bazı yerlerde 9 eğitim ayını alıyorlar. Öğrenciyi işte Avrupa'da olduğu gibi sabahtan akşama kadar bloke ediyorlar. Cumartesi pazarda bir sürü ödev veriyorlar. Cumartesi pazarı da yok çocuğun. Sonra mevsimin en sıcak zamanında ders yapamayacağı için okullarda, öğretmenler de yorulduğu için şimdi dinlen diyor. Bu dinlenme döneminde cami hocaları çocukları alıyorlar ve o çocukları sabahleyin öğleye kadar okutuyorlar. Bu eğitim değildir. Öğretimdir. Bir sene okula giden çocuk alfabeyi öğrenir, şu gelişmeleri yapar gelir. Sen de 30 sene gelen eğitilmiş olmaz. Bir daha seneye kadar şarj olmuş olur. O seneye gelir pil bitti gene dolduracaksın. Bunu bile bu yapılmasın diye söylemiyorum. Bu budur. Gerçekçi olmak lazım. Eğer Avrupa'da Müslümanlar çocuklarını din bilgisinde hafif bir bilgileri olsun, öğrenmiş olsunlar diyorlarsa bu uygulama doğru. Türkiye'de de öyle zaten. Ama benim çocuğum tam mükemmel mümin olsun diyorsa eğitim yapması lazım. Samimi ise okul çağından önce Türkiye'ye gönderecek, teyzesinin yanında mesela örnek veriyorum. 10 sene bırakacak çocuğu, tam şeriatı öğrenip Almanya'ya geri gelecek. Nasıl olsa çocuğun orada kimliği var. Yani arayan Müslüman çaresini bulacak. Sen bir hoca efendi olarak bir camide yazın çocuklara o sıcakta klimalı da olsa cami verebileceğin şey eğitim değildir. Öğretimdir. Haber bülteni gibi bir şey vermiş olursun. Bunu bil ama yap. Çünkü onun bir defa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi de kurtuluş. Aksi takdirde kafir olarak gidebilir. Abdesti öğretebilirsin. Ama abdest alıp sabah namazına kalkmak eğitimdir. Onu orada zor verirsin sen. Evet. Bunun çözümü için başka bir alternatif de hoca efendinin yaz aylarında çocukları camiye alıp 500 çocuğu öğretme yerine o 500 çocuğun babasını öğretmesi daha eğitimlidir. Onlar evde hallederler bu işi. Hafta sonu daha fena. Arkadaşları yüzmeye gidiyor, spora gidiyor, o mecbur kalıyor, derse geliyor. Kafası orada, bedeni sende.